Aşağıdaki şekilde melatonin hormonunun salgılanması üzerine ışığın etkisi gösterilmiştir. Melatonin ve fizyolojik etkileriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor sorumuzda. 1. Gözden giren ışığın miktarı artarsa salgılanan melatonin miktarı azalır. Arkadaşlar, ışık engelleme yapıyor melatonin salgılanması üzerine. Dolayısıyla doğru bir ifadedir bu. 2. Salgılanan melatonin miktarını mevsimsel gün uzunluğu etkileyebilir. Evet, yani gün uzunluğu kısaldığı zaman, yani gündüzler kısaldığı zaman gelen ışık miktarı azalacak, gece uzayacak. Dolayısıyla melatonin miktarında artış söz konusu olacak. 3. Kandaki melatonin miktarındaki değişimler günlük tekrarlayan olaylar üzerinde etkilidir. Evet, uyku ritminin düzenlenmesinde mesela melatonin miktarı etkilidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki hormonların hangisi hipofiz bezinin ön lobundan salgılanmaz? A şıkkında FSH yani folikül stimüle hormonu vermişiz. Bu hormon erkeklerde testislere etki ederek sperm üretimini başlatacak. Kadınlarda ise yumurtalıklara etki edip yumurtanın üretimini başlatacak. B şıkkında LH yani luteinleştirici hormonu vermişiz. Erkeklerde yine testis uyararak testosteron ürettirecek. Kadınlarda ise yumurtalığa etki ederek yumurtanın fallopi kanalına yani ovülasyonun gerçekleşmesine sebep olacak. C şıkkında ADH verilmiş antidiüretik hormon, hipofizin arka lobundan kan dolaşımına aktarılan hormondur ve hipotalamus tarafından salgılanıyor. Yani bu hormon hipotalamus tarafından üretilir ve hipofizin arka lobundan kan dolaşımına aktarılır. D şıkkında LTH bir diğer adıyla prolaktin verilmiştir. Prolaktin de ön lobdan salgılanan ve süt bezinin gelişmesini sağlayan hormondur. E şıkkında ise melanosit stimüle hormon verilmiş. Bu hormon da yine ön lobdan salgılanıp derideki melanosit hücrelere etki eden hormondur. Derinin melanosit hücrelerini etki ediyormuş. Cevabımız C olmalıdır. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan büyüme hormonunun işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Uzun kemiklerin epifiz plağını etki ederek kemiğin uzamasını sağlar. Arkadaşlar epifiz plak hiyalin kıkırdak adı verilen bir kıkırdaktan oluşur. Bu kıkırdak kemikleşene kadar büyüme devam eder ve bu kıkırdağın gelişmesinde büyüme hormonu STH'ın etkisi vardır. B. Hücrelerde protein sentezini arttırır. Büyümede organik molekül olarak canlının yapısına en fazla katılan proteinlere ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla STH'ın etkisiyle hücrelerde protein sentezi artar. C. Yağların enerji kaynağı olarak kullanımını uyarır. Evet, STH'ın etkisiyle yağlar enerji kaynağı olarak kullanılırken glikoz kullanımı azaltılır. Doğrudur. D. Yetişkinlerde eksikliği akromegaliye neden olur. Arkadaşlar, akromegali yetişkin bireylerde STH'ın fazla salgılanmasına bağlı olarak el ve yüz kemiklerinin anormal derecede irileşmesidir. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade yanlıştır. Cevabımız D olmalıdır. E şıkkına da bakalım. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler demiş. Evet, STH'ın etkisiyle yağ kullanımı arttırılır, glikoz tüketimi ise azaltılır. Gebelik sürecinde ve doğumdan sonraki süreçte LTH salgısı yeteri kadar artmayan bir kadında bu durumun verilenlerden hangilerine neden olması beklenir? 1. Meme bezlerinin yeteri kadar büyümemesi. Arkadaşlar, LTH'ın bir diğer adı prolaktindi. Prolaktin. Bu hormon sayesinde süt bezleri uyarılıp gelişmeleri sağlanır. Dolayısıyla süt üretiminde önemli bir hormondur. Prolaktin az salgılandığında meme bezlerinin yeteri kadar büyümesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. 2. Süt bezlerinde sentezlenen süt miktarının yetersiz olması.
Arkadaşlar sütün yetersiz olmasının sebebi bezlerin yeteri kadar gelişmemesidir. Bu da doğrudur. 3. Annelik içgüdülerinin güçlenmesi. LTH'ın annelik içgüdüsüyle bir alakası yoktur. Annelik içgüdülerini geliştirecek olan hormon oksitosindir. Dolayısıyla 3 numaralı ifademiz doğru değildir. Cevabımız D'dir. Aşağıdaki şekilde kandaki X hormonun miktarının düzenlenmesine etkili olan geri bildirim mekanizması gösterilmiştir. Buna göre X ile ifade edilen hormon verilenlerden hangileri olabilir? Şekle baktığımızda hipotalamus CRH'ın üretimini sağlamış. CRH hipofizin ön lobunu uyararak ACTH dediğimiz bir hormonu salgılatmış. Yani adrenokortikotropin. Bu hormon da böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak buradan kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar salgılatılmış. Şimdi birinci ifadeye baktığımızda adrenalin diyor. Adrenalin böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanır. Adrenalin olamaz cevabımız. 2 ve 3'te ise aldosteron ve östrojen verilmiş. Bunlar böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan hormonlardır. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanması üzerinde hipofizden salgılanan hormonların uyarıcı etkisi yoktur? Arkadaşlar, tiroksini salgılatan hipofizden salgılanan TSH hormonudur. Kortizolü salgılatan yine hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH hormonudur. Aldosteron hormonu yine ACTH hormonu sayesinde salgılatılır. Ve östrojen hipofizin ön lobundan salgılanan FSH ile salgılatılır. Kalsitonin ise kandaki kalsiyum miktarının değişimine bağlı olarak tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur. Cevabımız B olmalıdır. İnsanda salgı bezlerinden salgılanan tüm hormonlar özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? Protein yapılı olma bu ortak bir özellik değil arkadaşlar. Çünkü bazı hormonlar amino asit türevli, bazıları steroid yapılı, bazıları ise peptit yapılıdır. Dolayısıyla bu ortak bir özellik olarak alınamaz. 2. Kan yoluyla hedef hücrelere taşınma. Hormonlar kan ile hedef hücrelere taşınırlar. Bu ortak bir özelliktir. 3. Düzenleyici olma. Hormonların en temel özelliği düzenleyici olmalarıdır. Bu da ortak özelliktir. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir bireyin, tip 1 diyabet hastası bir bireyin ve tip 2 diyabet hastası bir bireyin vücut hücrelerinin glikoza gösterdiği tepkiler verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangisi yanlıştır? 1. Sağlıklı bireyin pankreasına salgılanan insülin kan yoluyla hedef hücreye taşınarak insülin reseptörüne bağlanır ve hücre zarının glikoza geçirgenliğini arttırır. Arkadaşlar birinci şekilde de görüldüğü üzere insülin reseptöre bağlandıktan sonra glikoz geçirgenliği artıyor ve buna bağlı olarak hücreler glikoz almaya başlıyor. 2. Tip 1 diyabet hastalığında pankreastan insülin salgılanmadığı için hücreler kandan glikoz alıp kullanamaz ve kan şekeri düşürülemez. Tip 1 diyabete bakıyoruz. Evet, insülin üretimi yok. İnsülin üretimi olmadığı için kandaki glikozu dokulara geçiremiyoruz. Resmen varlık içinde yokluk yaşıyorlar hücreler. 3. Tip 2 diyabet hastalığında pankreas insülin salgılar ancak hedef hücrelerin zarlarındaki insülin reseptörlerinin insüline tepki vermemesinden dolayı hücreler kandan glikoz alamaz. Evet, burada da tip 2'de insülin salgılanıyor arkadaşlar. Salgılama ile ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat reseptör cevap vermediği için glikoz kanallarımız kapalı ve içeriye glikoz alınamıyor. 4. Sağlıklı bireyin ve tip 1 diyabet hastası bireyin vücut hücrelerindeki insülin reseptörlerinin yapısı benzerlik gösterir. Evet, şekilde de görüldüğü üzere 3 farklı hücre var.
3 farklı hücreden birincisi ve ikincisinin reseptörleri birbirine benziyor. Üçüncünün reseptörü diğer ikisinden farklı. 5. Tip 2 diyabet hastası bireyin tedavisinde insülin enjeksiyonu zorunludur. Arkadaşlar enjeksiyon zorunlu değildir. Çünkü zaten kanımızda insülin var. Tip 2 diyabette daha çok işte yediklerine dikkat ederek, spor yaparak kişi kandaki glikoz seviyesini düşürmeye çalışmalıdır. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki şekilde böbrek sütü bezinden salgılanan bazı hormonlar ve hedef organları gösterilmiştir. Buna göre verilen hormonlar için özelliklerinden hangileri ortak değildir deniyor. Arkadaşlar burada böbrek sütü bezinin hem kabuk hem de öz bölgesine değinilmiş. Şimdi öz bölgesinden salgılanma birinci ifade ortak değildir. Bazı hormonlar öz bölgesinden salgılanıyor. Mesela epinefrin öz bölgesinden salgılanan bir hormondur. Veya androjenlere baktığınızda kabuk bölgesinden salgılanır. Bu ortak özellik olarak alınmamalıdır. 2. Steroid yapıda olma. Epinefrin steroid yapılı bir hormon değildir ama kortizol steroid yapılıdır. Bu da ortak bir özellik değildir. 3. Hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH etkisiyle sentezlenme. Arkadaşlar, kabuk kısmını ACTH uyarır ama öz bölgesini uyaran sempatik sinirlerdir. Bu da ortak bir özellik olarak alınmamalıdır. 4. Kandaki glikoz miktarını arttırma. Evet, epinefrin yani adrenalin kan glikozunu arttırır. Kortizol kan glikozunu arttırır ama aldosteron glikozu arttırmak gibi göreve sahip değil. Yine aynı şekilde androjenler kandaki şeker miktarını arttırmakla yükümlü değillerdir. Dolayısıyla 4 de ortak olmayacaktır. Cevabımız bu yüzden E olmalıdır. Sağlıklı bir bireyin kanındaki aldosteron miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre ilgili zaman diliminde verilenlerinden hangilerinde artış olması beklenir? Arkadaşlar aldosteron seviyesi normalin altına inerse sodyumun geri emilimi azalır. Potasyumun da atılımı azalacaktır. Dolayısıyla ter, tükürük ve bağırsak bezlerine atılan sodyum miktarı artacaktır. Çünkü geri emilim olmayacaktır. Birinci ifademizde artış olması beklenir. 2. Böbrek kanallarına atılan potasyum miktarı, bu biraz önce söyledim, azalacaktır. Kana emilen su miktarı, bu da azalacak çünkü aldosteron sodyumun geri emilmesiyle birlikte suyun geri emilmesini sağlıyordu. Aldosteron azalttığınız takdirde suyun geri emilimi de azalacak demektir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A olmalı.